Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Örnek final sınavı çözüyorum sizlere genel kimya 1 ile ilgili. Evet, birinci sorumuz şöyle. Aspirin asetik anhidrit ile salisilik asit tepkimesinden laboratuvar ortamında elde edilir. Aynen burada yazıldığı gibi. Öğrenciler 5 mililitre asetik anhidrit yoğunluğunu vermiş asetik anhidritin. Ve 2,08 gram salisilik asit ile senteze başlıyorlar. Tepkime tamamlandığında 2,01 gram aspirin elde ediliyor. Aspirinin teorik verimini ve yüzde verimini hesaplayınız demiş. Mol kütlelerini vermiş buradaki bileşiklerin. Şimdi bu bizim asetik anhidritimiz. Bundan 5 mililitre var. Yoğunluğunu da biliyorum. O zaman gramına geçip oradan da molüne geçebilirim. Ki tabii ki en başta denklemimiz denk mi diye bakıyoruz ve denklemimizin denk olduğunu buradan görüyoruz. Şimdi D eşittir. M bölü V'den kütleyi hesaplamaya çalışıyorum. 1,08 gram bölü mililitre eşittir. Kütlesi asetik anhidritin hacmi de 5 mililitre. Buradan asetik anhidritin kütlesini 5,4 gram olarak bulurum. Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi formülünden hemen 5,4 gramı asetik anhidritin mol kütlesi olan 100 gram bölü mole bölersem bunu da 0,054 mol olarak bulurum. Asetik anhidritin mol sayısını. Evet, bize salisilik asidin de gramını vermiş. Hemen salisilik asidin de mol sayısını bulalım. 2,08 gram bölü salisilik asidin mol kütlesi 138 gram bölü mol. Buradan 0,0151 mol olarak bunun da mol sayısını buluruz. Şimdi hangisi sınırlayıcı bileşen? İkisinin de mol sayısını buldum. Kat sayıları 1. O zaman bu değerlerden küçük olan sınırlayıcı bileşenim, yani asetik anhidrit benim sınırlayıcı bileşenim. O zaman 1 mol asetik anhidritten 1 mol aspirin oluşmakta. Bu durumda aspirinin mol sayısı da 0,054 mol olacak. Bana aspirinin teorik verimini soruyor. Yani kütlesini bulursam bu bulduğum benim teorik verimim olacak. Mol sayısıyla aspirinin mol kütlesi olan 180 gram bölü molü çarparsam buradan aspirinin kütlesine geçmiş olurum. Bu da 2,718 gram eder. Bu kadar aspirin elde edebiliyorum teorik olarak. Bu benim teorik verimim. Yüzde verime geçmek istersem ne yapıyordum? Gerçek verim bölü teorik verim çarpı %100. Gerçekte tepkime tamamlandığında 2,01 gram aspirin elde ediyormuşum. Bölü teorik verimim de 2,718 gram çarpı yüzde formülden gelmekte. Böylece yüzde verimi de %73,95 olarak bulurum. Gelelim ikinci sorumuza. Asidik ortamda 25 mililitre demir sülfat çözeltisinin yükseltgenmesi için 16,42 mililitre 0,1327 molar potasyum permanganat çözeltisi gerekmektedir. Demir sülfat çözeltisinin derişimi kaç molardır? İyonik tepkimeyi denkleştirerek hesaplayınız demiş ve denklemi bize vermiş. Şimdi öncelikle yapacağımız işlem bu denklemi denkleştirmek. Demir artı 2'den sağ tarafta demir artı 3'e yükseltgenmiş. Bir elektron ekleyerek iki tarafın yük denkliğini sağladım. MnO4 eksiye bakalım. Sağ tarafta Mn2 artıya dönüştü. 4 kere 2 eksi 8. Mn artı 7 olmalı ki burası eksi 1 olsun. O zaman artı 7'den artı 2'ye indirgenmiş. Öncelikle mangan dışında oksijenleri denkleştirmek için ne yapıyorum? 4 tane oksijen var burada. Buraya 4H2O yani su ekledim. Şimdi hidrojenleri denkleştirmek için de H artı ekleyebiliyorum. 4 kere 2 8. 8H artıyı buraya ekledim. Şimdi yük denkliğini yapacağım. Artı 8 eksi 1'den burası artı 7 burası artı 2. O zaman 5 elektronu eklediğimde yük denkliği de sağlanmış olur. Bu iki denklemi toplayabilmem için üstteki denklemi ne yapacağım? Tabii ki 5 ile çarpacağım ki elektronlar birbirini götürsün. 5 ile çarptığımda 5 elektron 5 elektron birbirini götürdü. 5 çarpı Fe2 artı artı 8H artı artı MnO4 eksi sağ tarafta 5 demir 3 artı artı Mn2 artı artı 4H2O şeklinde denkleştirilmiş denklemi elde ederim. Şimdi kullandığım potasyum permanganatın molaritesini ve hacmini bildiğim için mol sayısına geçebilirim. Mol bölü hacim formülünü kullandım. Mol sayısı eşittir. Molaritesi 0,1327 çarpı hacmini de litreye çevirirsem 0,0162 litre. Buradan mol sayısını 0,00218 mol olarak bulurum. Potasyum permanganatın
1 mol potasyum permanganat içinde 1 mol permanganat var. O zaman bu aynı zamanda MnO4 eksinin de mol sayısıdır. Şimdi buradan demir sülfata geçmem için demir 2 artının mol sayısını bulmam gerekiyor. Denkleştirilmiş denkleme bakıyorum. 5 mol demir 2 artı ile 1 mol MnO4 eksi tepkimeye giriyorsa bu durumda 0,00218 mol MnO4 eksi ile kaç mol demir 2 artı tepkimeye girer? Buradan da demir 2 artının mol sayısını 0,0 109 mol olarak bulurum. Şimdi bu aynı zamanda demir sülfatın da mol sayısıdır. Çünkü 1 mol demir sülfatın içinde 1 mol demir 2 artı vardır. Bana molaritesini sormuş. Molarite eşittir. Mol bölü hacim formülünü kullanacağım. Mol sayısını demir sülfatın 0,0109 mol buldum. Hacim de ne kadarmış? 25 mililitre. Yani 0,025 litre. Buradan molariteyi 0,436 molar olarak bulurum. Gelelim 3. sorumuza. 126,5 derecede 1,22 kilogramlık bir demir parçası 22,1 santigrat derecede 981 gram su içerisine atılıyor. Sıcaklığın 34,4 santigrat dereceye yükseldiği görülüyor. Demirin özgül ısısını joule bölü gram santigrat derece birimi cinsinden hesaplayınız demiş ve suyun özgül ısısını bize vermiş. Şimdi ben demir parçasını suyun içerisine atıyorum. O zaman demirin ısısı eşittir eksi Q'su şeklinde yazabilirim. Çünkü demirin ısısı suya geçecek. Yani ikisinin toplam ısı enerjileri de sıfıra eşit olacağı için böyle yazabilirim. Bunun için ne yapacağım? Mc delta T formülünü kullanacağım. Buradaki Mc delta T eşittir eksi Mc delta T su için. Şimdi demirin miktarıyla başlayalım. 1,22 kilogram demek 1220 gram demektir. Demirin özgül ısısı yani C'yi bulmaya çalışıyorum. Şimdi ben ne yaptım? Demiri suyun içerisine attım ve sıcaklık 34,4 derece oldu son durumda. Peki demirin başlangıçtaki sıcaklığı neydi? 126,5 dereceydi. Evet bunu yazdım santigrat derece biriminden. Şimdi eksi suyun kütlesi 981 gram çarpı suyun özgül ısısı 4,18 joule bölü gram santigrat derece çarpı sıcaklık, son sıcaklık 34,4. İlk başta suyun sıcaklığı da 22,1 santigrat dereceydi. Buradan bu işlemleri yaptığımda, şimdi şu sağ taraftaki çarpma işlemini yaptığımda eksi 5437,134 çıkar. Eşittir. Burası da eksi 112.362 çarpı C olarak bulunur. Bölü eksi 112 362. Burayı da aynı sayıya bölüyorum. Bu durumda C'yi yani demirin özgül ısısını 0,449 joule bölü gram santigrat derece biriminden bulurum. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Oksijen, fosfor ve kükürt elementlerinin yarıçaplarını A şıkkında, B şıkkında şu iki iyonun ve C şıkkında da bu iki iyonun yarıçaplarını artacak şekilde sıralayarak nedenini belirtiniz demiş. Şimdi A şıkkını cevaplarken hemen oksijenin elektron konfigürasyonunu yazalım. 1S2, 2S2, 2P4. İkinci periyot ve 6A grubunda oksijen. Hemen fosforu yazalım. O da 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, 3. periyot ve 5A grubunda ve de kükürdü de yazacak olursak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Yani 3. periyot ve 6A grubunda. Şimdi öncelikle periyoda bakıyorum. Periyot sayısı arttıkça yarıçap artar. O zaman burada yarıçapı en küçük olan oksijen. Sonra kükürt ve fosforu karşılaştırırsam grup numaralarına baktım. 5A, 6A. Sağ tarafa doğru gidildikçe periyodik tabloda aynı periyotta grup numarası arttıkça yarıçap ne oluyordu? Küçülüyordu. O zaman yarıçapı en büyük olan fosfor, sonra da kükürt şeklinde yazabilirim. B şıkkı ile devam edelim. Azot 7'ye 3 eksi yüke sahip. Yani 7 protonu var. 3 elektron almış burada. Toplam 10 elektronu var azot 3 eksi iyonunun. Flor eksi iyonunun da 9, bir elektron daha almış. O zaman bunun da 10 elektronu var. İkisinin elektron sayıları aynı. Yani bunlar nedir? İzoelektroniktir. İzoelektronik türlerde
Eksi yük arttıkça yarıçap artıyordu. O zaman N3 eksinin yarıçapı F eksi yonun yarıçapından daha büyüktür. Gelelim C şıkkına. C şıkkında da şu iki yonun yarıçapını karşılaştırmamız istenmiş. Şimdi ikisi de aynı element. Biri artı 2 yüke sahip, biri artı 3 yüke sahip. Şimdi her ikisinin de çekirdeğinde elektronları çeken protonları aynı. Yani atom numaraları aynı, protonları aynı. Bu 2 elektron vermiş, bu 3 elektron vermiş. Bunda daha az elektron var. Yani daha az elektron daha çok yük tarafından çekildiği için bunun yarıçapı daha küçük olur. Bu durumda demir 3 artının yarıçapı küçüktür. Demir 2 artının yarıçapından deriz. Evet, 5. sorumuzda şöyle. A şıkkında 2P alt grubu için NL ve ML değerlerini yazınız demiş. Hemen A şıkkını yapalım. 2P dediğimizde baş kuantum sayısı nedir? Şuradaki 2. Baş kuantum sayısı 2. L'si o zaman P orbitali olduğuna göre orbitalin türünü tanımlar. O zaman L'si 1. Bu durumda da M'lerin alabileceği değerler eksi 1, 0, artı 1. Yani eksi L'den artı L'ye kadardır. B şıkkında bu iyon çiftlerinin birinci iyonlaşma enerjilerini sıralamamız isteniyor bizden. Şimdi berilyum ve boru karşılaştıracağım. Atom numarası 4. 1S2, 2S2. Boru yazalım. Atom numarası 5. 1S2, 2S2, 2P1. Şimdi bakıyorum burada 1, 2. Bunun da son orbitalinde bir tane elektron var. Şurada da iki tane var. Şimdi burada küresel simetri söz konusu, tam dolu. Küresel simetriden dolayı berilyum bora göre daha büyük kararlılık kazanır ve bir elektronu buradan koparmak çok daha zorlaşır. Bu sebeple berilyumun iyonlaşma enerjisi bordan büyüktür. Oksijen ve sülfüre baktığımızda oksijenin hemen elektron dizilişini yazalım. 1S2, 2S2, 2P4, 1, 2, 3 tane P orbitalinde 4 tane elektron var bu şekilde. Diğeri de hangisi? Sülfür. Sülfürü de hemen yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Bunun da son orbitalinde 1, 2, 3, 4 elektron var. Bu da 6A grubunda, bu da 6A grubunda. Oksijen 2. periyotta, kükürt nerede? 3. periyotta. Şimdi ikisi aynı gruptalar. 6A grubunda oksijen yukarıda 2. periyotta, kükürt de 3. periyotta aşağıda. Yukarıdan aşağıya gidildikçe yarıçap artar. Yarıçap artarsa da iyonlaşma enerjisi azalır. O zaman oksijenin iyonlaşma enerjisi kükürtün iyonlaşma enerjisinden büyüktür. Hemen sonuncuyu da yapalım. Magnezyum demiş. Magnezyumun atom numarası 12. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3. periyot 2A'da magnezyumu yazdım. Son orbitali tam dolu. Yani küresel simetriye sahip kararlı bir element. Gelelim alüminyuma. Alüminyumun atom numarası 13. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Şimdi son orbitali P ve bir tane elektronu var. Şurada iki tane elektronu var. Bu da 3. periyot ve 3A grubunda. Şimdi biri 2A grubunda, biri 3A grubunda. Fakat bakıyorum şimdi ben. Şimdi magnezyum küresel simetriye sahip. Fakat alüminyumda böyle bir durum yok. Yani magnezyumdan bir elektron koparmak daha zor. Alüminyumdan ise bu elektronu kopardığımda tam aksine kararlı bir yapıya ulaşıyor. Küresel simetriye ulaşıyor. Bu sebeple alüminyum elektronu vermeyi daha çok isteyecek. Yani daha kolay kopartabileceğim. Bu durumda da magnezyumun iyonlaşma enerjisi alüminyumdan büyük olacak. Evet arkadaşlar, bugünlük de anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.